Arkadaşlar herkese hayırlı sabahlar. Şimdi çok sağ olun, mail atan falan olmuş hani bu yasaklarla ilgili. Bununla ilgili de bir video çekeceğim. Biraz böyle 2-3 gündür böyle bir özel bir sebeplerim vardı. O yüzden şey yaptım. Yoksa hani koyulan yasaktan korktuğumuzdan değil. Çünkü hani bu kanalı takip eden dostlarımız son 1,5 yıldır, 2 yıldır benim her yaptığım video kanalda. Ben hiçbir zaman ne insanları panik edecek, ne manipülasyona yol açacak, ne spekülasyona yol açacak. Hiçbir videom bugüne kadar olmadı. Hiçbir başlık da böyle atmadım. Hatta tam tersine herhalde son 2 yıldır YouTube'da bu dolarla ilgili işte füzeli, kapaklı, işte devlet düşmanlığı yapan adamları 2 yıldan beri bunlara herhalde tek savaş açan adam benimdir. İlk savaş açan. Borsadaki sahtekarların ipliğini pazara çıkaran belki de ilk ve tek kanalımdır. O yüzden Allah'a şükür bizim korkacak hiçbir şeyimiz yok. Ben zaten eğer video çekmeyi bırakırsam bu demek ki ben 2 yıldır bir suç işliyordumu kabul etmiş olurum. Ben Allah'a şükür halkın yararına, devletin yararına hiçbir zaman devlet düşmanlığı yapmadan, hükümet düşmanlığı yapmadan, felaket tellallığı yapmadan hep yorumlarımızda stratejilerimizi kurduk. Bundan sonra da devam edeceğim. Eğer bir hani bir BDDK'dan falan bir ceza gelirse de gider. Açıklarız, videolarımızı gösteririz. Yani bizim Allah'a şükür korkacak hiçbir şeyimiz yok. Çünkü bizim çizgimiz zaten hep böyleydi. Biz hiçbir zaman insanları panik edecek laflar kullanmadık. İnsanlar bana abi işte kapağında biraz işte füzeli işte dolar kopacak, ülke batacak diye işte biraz çarpıcı başlık at diyenlere hep şunu yazdım. Sistemde de vardır. Arkadaşlar biz hani öyle bir şey yapmıyoruz. Bizim çizgimiz, kalitemiz belli. Biz sadece halka yansız, siyasetsiz doğruları göstermeye çalışıyoruz. Çıkacaksa çıkacak diyoruz, düşecekse düşecek diyoruz. Bunun dışında hiçbir şey söylemiyoruz. Ne kimseye alın ne satın diyoruz. O yüzden bizim alnımız ak, bir korkumuz da yok. Ama dediğim gibi eğer çağırırlarsa gider açıklarız, kendi savunmamızı yaparız. O yüzden hani bu konuyla ilgili zaten ayrı bir videoda çekeceğim. Çünkü çok gündem oldu. Ama kısa haliyle bu. Şimdi Dolar-TL'ye geldiğimiz zaman son yaptığımız canlı yayınlarda özellikle şu 7-24 tepesinde olabilecek iki tane senaryodan bahsettik. Bir, bunu bir Çiftepe gibi gösterip öyle bir satış gelebileceğini, bunun burada bir fincan kulba ileriki zamanda dönüşebileceğini, yani bir şimdi 5.80'den beri çıkan bir trend olduğu için burada bir düzeltme olup ondan sonra güç toplayıp tekrardan yukarıya doğru bir hamle yapabilir bölgesi vardı. Şimdi 7.24'ü stoplatıp 7.27'yi gördükten sonra bir düzelten bir dolar kuru görüyoruz şu anda. Şimdi bakın 20 haftalık ortalama 6.70'lerde kaldı. Yani bu ne demek? 6.70'lere doğru yarın öbürsü gün bir düzeltme, bir satış gelse kimse buna "Aa, dolar düşüş trendine girdi" demez. Tam tersine bir düzeltme yapıyor. Gayet sağlıklı olur. 6.70'lerde eğer burada güç toplayıp tekrar 7.20'ye işte döndüğünde işte burada bir fincan kulptan bahsederiz ki işte bunun da hedefi işte 60 bin, 60'lara gevşese 60 bin lira. Ondan sonra üzerinde 7.80, 7.90'ları görürüz. Şimdi Dolar-TL zaten hani önümüzdeki yıl işte veya işte zaman illa enflasyonu üstüne koyduğun zaman yavaş yavaş gidecek. Bizim korkumuz şuydu: 7.24'ün üzerinde bir saldırı olmasın. Nitekim işte BDDK'nın falan aldığı kararlarla bu bir şekilde önlendi, yabancı bankalara yapılan. Kendi içine indiğiniz zaman günlük grafiğe bakın. Günlük grafikte artık ortalamaların altına inmeye başladık. Yani 20 günlük ortalamaya geldik, dayandık. Biliyorsunuz bu 7'yi daha önce geçemiyorduk. Bu patlamış 7.27'ye gitmişti. Artık yeni tepemiz 7.27'de. Şimdi 20 günlük ortalamanın altına inmeye başlarsak satış süreci Bollinger alt bandı olan 6.90'lara doğru hızlanabilir. Hatta burada işte yukarı çıkarken bakın bazı merdivenler vardı. Neresi vardı? İşte şu 6.80 vardı. 6.80'de bayağı bir takılmıştık. Buradan kendini 7'ye atmıştı. İşte bu geri dönüşlerde şimdi 6.80, 6.60'lar önemli pivot destek noktalar olarak gelecek. Ama şu anda şu tam böyle çok kritik bir yerdeyiz. Yani buradan sonra eğer buradaki satış baskısı artarsa satış hızlanabilir. Çünkü 20 günlük ortalamanın altına ineceğiz. Yavaş yavaş artık dikkat edilmesi gereken noktaya geldik.
Tabii bunun arkasından birkaç olumlu haberle gelirse buradaki satış baskısı artabilir. Seans içi grafiklere geldiğiniz zaman 7.17'de yeni bir direncimiz var. 7.17-20'de. 7.27 artık önemli bir yeni bir tepemiz. 7.27'ye gelmeden de 7.17'de bir direncimiz var artık önemli. Şu bir ters filema mı dedik büyük. 7.17, 7.07 gibi 10 bin liralık bir oyun sahası var. 7.07'nin altında bu 6.97'ye evrilebilir mi? Şimdi dün 7.07'nin altına indik. Bakın çok orada da böyle istekli durmuyor. Yani hani böyle mesela kırıldı, cart diye satış hızlanmıyor. Gene böyle bir gidiyor ama sonuç itibariyle baktığınız zaman da her gün güç kaybediyor. Şimdi bugün şu 7.05 daha önceki bir dirençli destek olacak. Aşağıda 7.02.90, 7.03'ler ve aşağıda önemli olan 7 bölgesi. Şimdi yavaş yavaş bakın gördüğünüz gibi grafik kendini aşağı doğru salıyor. Yukarı doğru hareketlerin devamı için bir kere artık şu 7.08 önemli bir direnç oldu. 7.10.70 önemli bir direnç oldu. 7.17 zaten kendi başına önemli bir direnç. Dolayısıyla biraz bir dolar TL'de bir düzeltme. Yani bakın günlüklerde bir güç kaybı görüyoruz. Ve öyle bir noktaya geldik ki haftalardır hiç 20 günlük ortalamanın altına inmemişti. Eğer buraya inmeye başlarsa satış hızlanabilir veya tekrar destek bulup 7.20'ye doğru bir ikinci bir hamle, bir çift tepe mi yoksa bunu kıracak mı hamlesi bu yaşayabiliriz ama ortalamaların orada buralarda artık çok dikkat etmek lazım. Çok karar aşaması. Satış hızlanabilir de ama bir de bunun arkasına olumlu bir şeyler, bir haberler gelirse satışın hızlanmaması için bir sebep yok. İyi izlemekte bu bir iki gün dolar TL'ye arkadaşlar fayda var. Allah kısmet ederse bu hafta içi bir canlı yayın yapacağım zaten gene biraz yorgunum. Ama dediğim gibi hani bizim alnımızak bir şeyden korkacak bir şeyimiz yok. Eğer ben bugün bu video çekmeyi bırakırsam bu benim 2 seneden beri suç işlediğimi gösterir veya korktuğumu. Ben Allah'a şükür suç işleyecek hiçbir şey yapmadım. Hiçbir zaman gene söylüyorum. Burada hiçbir zaman siyaset yapmadığımı herkes bilir. Hiçbir zaman devlet düşmanlığı yapmadım. Tam tersine sakin olun, sükunetli kalın dedik. Bizim tek amacımız halka, insanlara hizmet etmek. Doğruyu söylemek. Yansız, siyasetsiz. Ben bunu yaptığımı düşünüyorum 2 yıldan beri. Ama yanlış yapıyorsak da biri uyarırsa da gider kendimizi de ifade ederiz, anlatırız. O yüzden arkadaşlar bu hafta içi zaten bir canlı yayın yapar, sohbet ederiz. Herkese kolay gelsin.